Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bugünkü konuğumuz bence RTX 30 serisindeki en değerli kart. Teknik olarak baktığınızda evet 3090 en iyisi işte 4K'da muhteşem şeyler yapabiliyor. Dilerseniz 8K'da oynayabiliyorsunuz falan filan ama işin Türkiye'de ve fiyat performans tarafına yani bütçeye geldiğimizde 3060 Ti ailenin en uygun fiyatlı versiyonu ve aynı zamanda fiyat performans oranı da belki de en yüksek kartı diyebiliriz. Çünkü ortaya çıkan testlerde 2080 Super'in de üstüne çıkabiliyor deniyor. İsterseniz bu videomuzda ROG Strix 3060 Ti'nin detaylarına bakalım ve gerçekten performans değerlerini hep beraber görelim. Asus'un RTX 30 serisinde genellikle biz TUF serilerinden incelemiştik. Yine biraz daha böyle fiyat performansa yönelik ama özellikle ROG serisinin tasarımını ben ilk defa bu kartla beraber görmüş oldum. Hemen şöyle bir elime de almak istiyorum. Çünkü gerçekten ağır bir kart. Neden? Artık her yeri metal bir cihazdan bahsediyoruz ki şöyle vurduğunda da. Arkada da metalin sesini fark edebiliyorsunuz. 3 fanlı bir tasarımla beraber geliyor ve 2.9 slot kalınlığında olmasından dolayı gerçekten kalın da bir kart. Bunun amacı özellikle soğutma tarafında çok önemli artılar sağlamak olduğunu belirtelim. Biliyorsunuz ROG serisindeki bütün kartlar tamamen bu tarzda yenilendi ve hem 3060Ti hem 3070 hem 3080 hem de 3090 bu tarzda beraber geliyorlar. 3 ee, fanlı bir tasarım. Eksen fanlar var ama buradaki yenilenmiş bir eksen fan. Ee, artık tasarımları alt tarafındaki e, önemli detaylarıyla havayı çok iyi bir şekilde e, aktarabiliyor. Bu üçlü fan tasarımında aynı zamanda tersine bir e, mühendislik de var. Nasıl? Ortadaki 13 e, yaprağı bulunan fanla Dışarıdaki 11 yapraklı fanlar ters yönde dönüyorlar. Bu sayede burada oluşabilecek türbülans da engellenmiş oluyor. Ee, ve yeni nesil eksen fanla beraber çok ciddi bir soğutma sağlayabilen bir karttan bahsediyoruz. Her tarafının metal olması da tabii ki ayrıca soğuğa bir artılı. Ee, ve burada da bir e, penceremiz var. Özellikle sadece yan taraflardan e, hava dışarıya aktarılmasın. Buradan da etkili bir şekilde hava giriş çıkışı sağlansın diye. Ayarlanmış ve baktığımda şuradaki durumda bile 2, 4, 6 adet ısı borusu görüyoruz ve tabii ki Auto Extreme ve Max Contact teknolojileriyle beraber geliştiriliyor. Max Contact neydi? Ekran kartının işlemcisine temas eden bir metal yüzey var ve bu sayede ısı çok rahat bir şekilde dağıtılabiliyor. Bu Auto Extreme teknolojisiyle de yapıldığı için üzerinde özel bir cilası ve özel yöntemle yapıldığı için pürüz neredeyse hiç yok. Yani mikroskopla bile baktığınızda pürüz göremiyorsunuz o değdiği yüzeyde. Bu sayede pürüzden kaynaklı boşluklar hiç oluşmada işlemcinin ısı direkt ısı borularına ve fanlarla da etkili bir soğutma sağlanması ayarlanmış. Ağır ve sağlam bir kart olduğu için arkadaki PCB'si de bu koruma yüzeyi de hem sağlamlık katıyor hem soğumaya katkı sağlıyor hem de ağır bir kartın esmeyip bükülmesini engellemiş oluyor. Ki üst tarafta da ekstradan bir koruma plağı var. Burası da önceden plastik olurdu. Burası da metal olarak ayarlanarak tamamen sağlam bir kart ortaya konulmuş durumda. Kartın girişlerine baktığımızda Burada 2 adet HDMI, 3 tane DisplayPort görüyoruz ve RTX 20 serisinde olan Type-C bağlantısı kaldırılmış. Type-C bağlantısı zaten VR için eklenmişti. VR vazgeçildiği için değil. Artık VR'larda da düz DisplayPort girişi olduğundan dolayı buradaki plakamız da paslanmaz çelikten ayarlanmış. Bu sayede korozyona karşı da ayrı bir artısı olurken aynı zamanda dediğim gibi tamamen sağlam bir yapıda olabiliyor. Güç bağlantılarına baktığımızda iki adet 8 pinlik bağlantımız var. Yani toplamda 16 pinlik bağlantı burada yeterli oluyor. 3080 ve 3090'daki gibi 24 pin'e gereksinim duymuyorsunuz. Bu güzel bir artısı. Bir diğer yandan güç tüketimi konusunda da Ryzen 5 ve i5 kullanırsanız 550 Watt. Ryzen 7 i7 kullanırsanız 650 Watt i9 ve Ryzen 9 kullanırsanız aynı zamanda Threadripper ve Xeon işlemcilerle kullanırsanız da e, yine 750 Watt minimum değer size yeterli olduğunu söyleyelim. E, yani 1000 Watt'lık değerlere falan burada gereksinim duymuyorsunuz. Ben de e, Ryzen 7 5800X ile beraber 750 Watt'lık e, bir güç kaynağı ile beraber kullandım. Herhangi bir şekilde aşırı kullanımı da gözetlemedim. 3060 Ti dediğim gibi serinin e, alt seviye gibi görülse de bu seviye çok üst seviyelerde olduğu için bütün oyunları sizde Full HD'de çok rahat bir şekilde oynatabiliyor. 2K'da da çok rahat bir şekilde oynatabiliyor. Birçok oyunda 4K deneyimi de rahat bir şekilde yaşayabilmenizi sağlıyor. Tabii ki buradaki önemli noktalardan biri sisteminizin de hangi seviyede iyi olduğu noktasının da önemli olduğunu söyleyelim. Yani uygun fiyatlı bir sistem kurardı 3060 Ti'yi alırsanız Full HD ve 2K'da iyi bir performans ısılırken 4K'da sıkıntı olabilir ama işlemciniz Ryzen 7 i7 i9 Ryzen 9 vesaire olursa 4K'da bile 3060 Ti ile çok iyi bir performans alabileceğiniz de önemli bir detayla belirtelim. Super Alloy Power 2 teknolojisiyle beraber üst düzey malzemeler de içindeki MOSFET'leri bobinleri Katı polimer kapasitörleri hepsi çok sağlam bir şekilde ayarlanmış. Bu sayede çok iyi bir performansı da yakalayabiliyorsunuz. Son olarak ürünün teknik özelliklerinden de bahsetmek gerekirse 3864 kuda çekirdeği bulunuyor ve e, ROG mühendislerinin yaptığı çalışmalarla Gaming modunda 1860 MHz'de OC moduna yani overclock moduna aldığınızda ise 1890 MHz'de çalışabilen bir karttan bahsediyoruz ve e, bu kart 6 GB GDDR 6 belleklerle beraber geliyor. Son olarak teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse de 8 GB GDDR 6 belleğimiz var. PCI Express 4.0 standardını destekliyor. Bu sayede özellikle B550, X570 anakartlarla beraber bu standardın desteğini alabilirsiniz ama şu anda büyük bir fark göremiyoruz. E, gaming modu 1860, OC modunda 1890 MHz'e çıkabilen bir e, yapıda bahsediyoruz. Ama bu yapı nasıl bir sonuç veriyor? E, oyunlarda nasıl performans veriyor? O Başta söylediğim Full HD 2K ve 4K'daki performanslarını merak ediyorsanız isterseniz şimdi de oyun testlerimize ve performans testlerimize geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi RTX 3060 Ti yeni neslin bence en alınabilir kartı olmuş. Tabii ki bütçeniz varsa 3070, 3080, 3090'a çıkabilirsiniz ama genel performans olarak baktığımızda hani önceden işte 1060'ı aldığınızda, 1050'yi aldığınızda ee, 2000, daha doğrusu 1080'in performansıyla büyük bir uçurum olsa da burada genel kitlenin isteyebileceği Full HD'deki 2K'daki e, rahat performansı 2080 Super'e göre bile daha iyi verebilen bir karttan bahsediyoruz. O yüzden yeni nesilde tercih edeceğiniz 3060 Ti olursa ya işte 3080 alamadım ama performansta da ciddi fark e, göreceğim gibi bir derdiniz olmayacak diye düşünüyorum. Tasarımsal olarak da üstteki RGB'leriyle de ROG'nin Rockstreak serisi gerçekten çok güzel bir tasarımla gelmiş. Kasanızda da dik konumlandırsanız da yatay konumlandırsanız da çok güzel duracak bir kart olmuş. Sizler de 3060 Ti hakkındaki oyun performansı hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir RDR Plus videosunda, başka bir incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.